Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Harita üzerinde B harfine gidiyorum. Yani Bill gördüğünüz gibi arabanın içinde oturuyor. Mouse'un sağ tuşuna basıp sonrasında klavyeden R tuşuna basarak görevimizi başlatıyoruz. Now we was preparing to rob the bank there until you got involved in all that nonsense and I don't know, I just feel like it's unfinished business. That wasn't my fault. It was just one of them things. How come every time I get in trouble, I'm called a fool and an idiot? But when you get in trouble, oh, it's just one of them things. It's a good point, Arthur. A very good point. All right, well, what do y'all want me to do? Hit the goddamn bank with us. You really think it's worth going back there? Four of us can hit the bank easy. But I ain't gonna lie to you. There will be law if we linger. And if you're serious? No, just local boys being rounded up and pressed into action. Meaning? If we go in quick and quiet, we can hit it just fine. If there's four of us, I mean. Y'all think it's worth the risk? It's a bank, Arthur. So? Is the take good? According to the fella I met, yes. It's the end of the stock sales. Plenty of money and plenty of people milling about. Okay, I suppose. It's worth taking a look at least. I'm gonna be performing. I better go get changed out of these rags. Give me a minute, gentlemen. Okay. So, Bill, this better be good. It is good. We put a lot of research into this one. I hope so. Mr. Morgan. Herr Strauss? That man. The debtor, Thomas Downs, apparently he's dead. Dead? Huh. Well, he didn't seem very well. His wife. I believe he has a wife and child. She will assume the debt, of course. Of course. Then you can head up there and collect. We lent them a lot of money. Okay. Gentlemen, let's go rob ourselves a bank. What's the plan then? Oh, well, we're gonna send Karen on in ahead as a distraction. Then we're just gonna rush on in afterwards. Just a small bank in a little town. Nothing that big in way of security. Evet arkadaşlar, Bill bize bir banka soygunundan bahsetti. Valentine kasabasında bir tane banka var ve bu banka soygunu için uzun süredir plan yapıyorlarmış Karen'la birlikte. Biz de yanına gidince sana çok iyi bir teklifim var dedi. Valentine'daki banka soygunu dedi. Yani aslında bunu uzun zamandır planlıyorduk. Fakat sen dedi işleri berbat ettin dedi. Hatırlarsanız 23. görevde Arthur'la bardayken dışarıda bir adam gelmişti filan, hani çıkın dışarı filan demişti. Orada bir kaos olmuştu, çatışmıştık ve sonrasında Valentine kasabasında aranmaya başlamıştık. Dolayısıyla gelip buradaki kampa yerleşmiştik. Yani burada bir kamp kurmuştuk. Çünkü artık Valentine'da herkes bizi biliyor, tanıyor ve arıyordu. Durum böyle olunca bu banka soygunu planı da yapmış oldu arkadaşlar. Bill de şimdi diyor ki hani artık aranmamız da yok zaten, haritadan bakarsanız, dikkat ederseniz yani 5-10 görev sonra artık aramıyorsunuz Valentine kasabasında. Şu an diyor gelip diyor soygunu yapabiliriz diyor, hani nasıl olsa buraya geldik, bizi unuttular filan. Arthur da diyor ki emin misiniz diyor, yani uzun bir aradan sonra hala oraya dönmek istediğinize emin misiniz diyor. Evet, neden olmasın ki diyor. Peki parası nasıl filan diye sordu. Parası da iyi dedi, gayet iyi yani dedi. Karen, şu kadın duyumlar almış. İşte arkadaşımın söylediğine göre diyor, iyi para var diyor. Yani bayağı bir üzerinde çalışmışlar açıkçası. Arthur da kabul etti. Tamam o zaman hadi gidelim dedi, yapalım soygun dedi. Şimdi dördümüz gidip Valentine kasabasındaki bankayı soyuyoruz arkadaşlar. I've been drinking with them a couple times now. Seems they're looking for some extra security. Yeah, I'm sure they are. Could be something in it for us. Well, just be smart about it. Got a lot of irons in that fire right now. Yes, I know, Morgan. Arthur'un da başta pek niyeti olmuyor. Ama bir şekilde ikna ediyorlar. Yani sonrasında tamam diyor. Ama önce bir karşı çıkması var yani. Biraz ön yargılı bir arkadaş olsa gerek. Arthur'u biraz suçladılar. O yüzden kabul etti aslında. Yani senin yüzünden oldu. İşte sen böyle yapmasaydın. Orada işte çatışma kavga çıkarmasaydın. Hani orada aranmayacaktık. Sicilimiz
temiz kalacaktı ve biz de rahatlıkla banka soygununu yapacaktık demeye getirdi Bill. Fakat Arthur da diyor ki yani bu benim suçum değil ki. Hakikaten de öyle yani. Adam zaten Dutch'ı aramaya geldi. Dutch dışarı çık dedi. Hatırlarsanız sen beni tanımıyorsun ama ben seni tanıyorum. Sürekli beni soyuyorsun filan dedi. Bu vesileyle Bill ve Karen'ın yaptığı planlar da suya düşmüş oldu ama nihayetinde şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Arası bayağı geçti zaten. Adamlar bizi unutmuşlardır artık. Belli bir süre arandığınız bölgeye gitmezseniz yani bir süre sonra kalkıyor aranmanız. Rahatlıkla gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben sürekli olarak kalacak diye düşünüyordum ama öyle olmadı açıkçası. Evet sanıyorum yaklaştık. Şu sağ taraftaki çiftlik gibi bina gibi bir yer var. Böyle dikkat ederseniz köprü falan var. Oradan yağ vagonu çalmıştık. Sanıyorum şu sol taraftan falan gideceğiz ama bunlar hep yolu uzatıyor ya. Yani çayır çimenden gitmiyorlar. İlla böyle yoldan gidiyorlar. O da birazcık uzatıyor açıkçası. Aynen bak sola döndüler. Halbuki şuradan kestirme gidebilirdik. Her ne kadar bizi tanımıyor olsalar da yine de bir kıyafet değişimi yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herkes böyle uzun paltolar vesaire şeyler giyindi. Evet kasaba karşıda göründü. Uzun bir süreden sonra tekrar Valentine'a dönmek varmış demek ki. Evet, atları buraya bırakıyoruz arkadaşlar. All right, gentlemen. Here we are. Okay. Get ready. Karen, go to work. Hadi yürüyün ya. Neyi bekliyorsunuz anlamadım ben de. Şimdi arkadaşlar Karen da yanımızda. Neden? İçeriye bir dümenle gireceğiz. Yani o girip adamları oyalayacak, çeneye tutacak. İşte onlara böyle bir hikaye yapacak. Biraz tiyatro yapacak yani anlayacağınız. Sonrasında biz de içeri dalacağız ve soygunu yapacağız. Bunu nasıl yapılacağını siz belirliyorsunuz. Mouse'un tuşuna basıyorsunuz. İki tane seçenek var arkadaşlar. Ya R'ye basıyorsunuz ya F'ye basıyorsunuz. Even you long to save the fallen women, eh, Arthur? You break my heart. You really do. Şimdi içeride işte kayıp kız rolü yapacak. Yani ne olduğu önemli değil. İkisinde de içeri giriyorsunuz. Sadece Karen'ın yaptığı rol değişiyor arkadaşlar. Evet, şu an bankanın içerisinde adamlara rol kesiyor. Kapının önünde bekliyoruz.
ve o içeri girin dediğinde içeri gireceğiz. Silahımızı çıkartalım. Ne olur ne olmaz. Evet, maskeyi otomatik olarak taktı. Ben bir şey yapmadım. İçeri giriyoruz. F tuşuna basıp bu adama vuruyoruz. Yani herkes birine vuruyor zaten. Gördüğünüz gibi silahlar çekildi. Anahtar alındı. Kapı açıldı. Şimdi bizim yapmamız gereken buradaki kapıdan içeri girmek. Bankanın kasası içeride. Evet. Bu adamdan kasayı açmasını istiyor. Yani bu adamı kasayı açması için zorluyoruz arkadaşlar. F tuşuna bastığınızda adama vuracaktır. Masum sağ tuşuna basıyorsunuz. Sonrasında F tuşuna basıyorsunuz. Şimdi adam birazcık ağırdan alıyor. İşte yavaş yavaş yapıyor. Böyle hani yapmak istemiyor gibi. Biz de bunu hızlandırmak için vuruyoruz. Evet, sonunda kapı açıldı. Evet, içerisi böyle bir oda. Kasalar da burada. Yani bunun arkasında para kasaları var. Bunların hepsi birer para kasası arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi Bill bu adama kasayı açmasını söylüyor. Fakat adam da yani ben kasayı açamam ki, ancak müdür açabilir diyor. Evet, Arthur da diyor ki ya diyor dinamit koyup patlatacağım ya da diyor kilitleri kıracağım diyor. Yani şifreyi çözecek. Bunun için sağ altta iki tane ibare var. Kilidi çözmek istiyorsanız R tuşuna, dinamit koyup patlatmak istiyorsanız F tuşuna basıyorsunuz. Ben patlatma yoluna gitmiyorum arkadaşlar. Kilidi kıracağım. Yani şifreyi çözeceğim. Yanına gelip E tuşuna basılı tutuyorum. Sonrasında mouse'u sağa ya da sola, altta nereye gösteriyorsa oraya doğru sürükleyerek işte kasanın kilidini böyle çevirmesini sağlıyorum. Bu kilitler genelde şöyle çalışıyor arkadaşlar. 3 tane şey var. Yani o zamanlar öyleymiş demek ki. 3 tane şifre var. Yani 3 rakamlı bir, 3 haneli bir şifre. İşte sağa çeviriyorsunuz. Diyelim sağ, 7'ye kadar sağa çeviriyorsunuz. 5'e kadar sola çeviriyorsunuz. 1'e kadar tekrar sağa çeviriyorsunuz gibi. Böyle 3 haneli bir şifre var. Normalde bu rakamların yerini bilmek lazım. Hani oraya kadar çevirip sonra diğer tarafa o rakama kadar çeviriyorsunuz. Arthur bunu bilmiyor ama nasıl yapıyor? Şöyle ki, çevirdiği zaman tık diye bir ses geliyor. O tık sesine kadar çeviriyor. Şu an ezbere çeviriyor yani. Yani mantığı bu işin. Tık sesi gelince bakın parmağını bir yapıyor. Sonra tekrar diğer tarafa çeviriyor. Tekrar yani ikinci şifre de oldu. Sonrasında tekrar sola çeviriyor. Diğer şifreyi bulmaya çalışıyor. Tık sesi geldiğinde açılıyor. Bunları sonradan çok daha sessiz hale getirdiler ama bu sefer de bu doktorların kullandığı stetoskop şeyiyle, aletiyle dinleyip yapmaya başladı bu hırsızlar. Yani mutlaka bir yöntemini buluyorlar. Bizim yapmamız gereken E tuşuna bastıktan sonra mouse'u nereye diyorsa o tarafa doğru sürekli olarak sürüklemek. Şu an sağa doğru sürekli sürüklüyorum mesela. Evet, ikinci de oldu. Şimdi sola doğru sürüklüyorum mouse'u yavaş yavaş. Yani hızlı da sürükleseniz o belli bir hızla çeviriyor zaten. Çok hızlı gitmiyor, öyle söyleyeyim. Teker teker açıyor. Sonrasında parayı almak için E tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Bakın ne varsa hepsini topluyor bu şekilde. Şimdi diğer kasaya geçiyoruz. Yine aynısını yapıyoruz. E tuşuna basılı tutuyoruz. Evet, mouse'u sola doğru sürüklüyorum yavaş yavaş. Birinci şifre oldu. Şimdi ikinci. Şimdi üçüncü arkadaşlar. Tekrar sola doğru mouse'u sürüklüyorum. Evet, bir tane kasamız kaldı. Onu da açtıktan sonra bütün paraların hepsini almış olacağız. Diğer seçeneği seçerseniz eğer arkadaşlar, böyle uğraşmıyorsunuz. Tab tuşuna basıp dinamiti çıkartıyorsunuz. Bütün kasaların önüne birer tane dinamit koyuyorsunuz. Sonrasında işte dinamiti fitilliyorsunuz. Patlamasını sağlıyorsunuz ama patlamadan önce diğer bölüme geçmeniz lazım. Yani dinamiti koydunuz, fitili ateşlediniz. Sonrasında Bill'in olduğu yere geçiyorsunuz arkadaşlar. Patlıyor. Yani patlamadan zarar görmeyin diye diyorum. Şu arka tarafa geçiyorsunuz. Sonrasında girip paraları topluyorsunuz ve buradan çıkıyorsunuz. İkisinin arasındaki fark ne? Onu da söyleyeyim. Bunda kapıdan çıkarken kimse size bir şey demiyor. Çünkü sessiz bir şekilde hallettik işimizi. Atlara biniyoruz, gidiyoruz.
Dinamit koyup patlatırsanız kapıyı açtığınız gibi karşınızda bir sürü adam var. Niye? Çünkü patlama sesini duydu ve herkes bir soygun olduğunu anlıyor. Yani kapıyı açtığınız gibi çatışmaya başlıyorsunuz. Çatışa çatışa gidiyorsunuz buradan. Ama tabii ki de kilitleri sessiz bir şekilde açarsanız yakalanmayacağınız anlamına gelmiyor arkadaşlar. Oradan biri bağırıyor. Bankayı soydular diye. Bu sefer herkes bize ateş etmeye başlıyor. Zaten Şerif'in ofisi de tam karşıda. Yani atlar onun karşısında. Yani şunu söyleyeyim. Dinamit de koysanız, sessiz bir şekilde de açsanız her halükarda sizi takip ediyorlar. Arkanızdan ateş ediyorlar. Bir sürü adam geliyor. Bir çatışma var yani. Çatışmadan kurtulamıyorsunuz. Ama dinamit koyarsanız çatışma kapıyı açtığınız gibi başlıyor. Dinamit koymadan yaparsanız atınıza bindikten sonra çatışma başlıyor arkadaşlar. Harita üzerinde kırmızı nokta ile gösteriliyor arkadaşlar. Bu gelenlerin hepsini haklıyoruz. Yani olabildiğince kaçarsanız iyi olur. Arkanızdakilerden kurtulsanız da yanlardan gelenler oluyor açıkçası. Nerede? Şurada var. Evet, olmadı. Evet, şimdi oldu. Şurada bir tane var. Bir tane de şu var. Karşıdan da gelenler var. İki tane. Tamamdır. Sanıyorum ki başka gelen yok. Wanted yazısı duruyor ama ölü ya da diri. Evet, biri daha geliyor arkadaşlar. Arkada. Onu da hemen haklayalım. Kaçmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, buradan sonra trenin de araya girmesiyle izimizi kaybettirmiş oluyoruz. Thank you, gentlemen. That was stupid and dangerous. Thank you, Bill. We're alive and we're paid. Yeah. I don't see the problem. Yeah, and that is the problem. Bill, this is a very good take. That you'll be happy, even if it did come with a heap of trouble. It was fun. Evet, parayı da paylaştık gördüğünüz gibi. Dutch'ın buna çok sevineceğini söylüyor Arthur. Ve şimdi diyor ki herkes dağılsın, hep beraber gitmeyin, ayrı ayrı gidin ve takip edilmediğinizden emin olun diyor. Arthur'un bir işi var. Nedir arkadaşlar? Hatırlarsanız bizim kamp alanından çıkmadan evvel Bay Strauss yanımıza geldi ve borcunu vermeyen birisinin öldüğünü söyledi. Daha evvelden bir tahsilat yapmıştık hatırlarsanız. Çiftliğe gitmiştik bir adamın yanına. Adamdan parayı alamamıştık. Yolu kaçırdık, pardon. Evet, adamdan parayı alamamıştık. Biraz da hırpalamıştık adamı, bayağı hırpalamıştık. Hatta işte adam ölmüş zaten. Şimdi diyor ki adam öldü. Borcu diyor eşi ve çocuklarına kaldı diyor. Gidip diyor onlardan parayı al. Yani uygun bir zamanda gider misin dedi. Arthur da tamam dedi. Şimdi bu görev normalde bitti. Yani bitmedi aslında da, hani soygun görevini yaptık. Şimdi de Strauss'un dediği yere gideceğiz. Daha evvelden yapamadığımız tahsilatı yapacağız anlayacağınız. Harita üzerinde sarı bir nokta beliriyor zaten. Ara sahne bittikten sonra bu sarı noktaya gidiyoruz. Oradan tahsilatımızı yapıyoruz. Ve sonrasında görevi tamamlamış oluyoruz.
Evet, adamın yeri de zaten burada. Hatırladım gelince. Böyle bir rampa çıkıyorduk. Oğlu vardı, karısı vardı. Adamı işte dövünce onlar geldi hemen. Çitlerin orada filan. Aynen. Tam da karşıda ikisi. My husband's not cold in the ground and you've come back here. Archie, I nearly paid off what was owed. Your husband knew the rules when he took that money. Now, I'm real sorry about the way things turned out, but he had a choice. Ain't my fault about the way the world is. He didn't have a choice. Evet, Arthur diyor ki kocanız öldüğü için üzgünüm diyor. Ama diyor kuralları biliyordu diyor. Borcunu vermeliydi. Borcunu ödemedi ve sonuçlarına katlanacak diyor. Yani yapacak bir şey yok diyor. Kadına tabii ki yani kocamı öldürdün şimdi de buraya mı geldin gibisinden bir tavrı var açıkçası. Ama Arthur'un lafı kesin. Paramı istiyorum dedi. Kadın da içeri gitti. Bu da adamın oğlu. I ain't got no lazy eye. No respect for the likes of you. Well, maybe when your mother's finished mourning your father, I'll keep her in black on your behalf. You think on that, boy? Well, maybe you shall, sir. İnsan hayatının pek önemli olmadığı coğrafya ve yıllar olsa gerek. Çünkü her şey para yani. Belki başka insanlar için önemlidir ama en azından böyle haydutlar için pek önemli değil demek ki. Param da param diyor baksana. Say say. Bulsan da çalsan da say demişler. Evet, sonunda tahsilatı yaptık. Ve buradan gidiyoruz. Evet arkadaşlar, banka soygunu ve para tahsilatıyla birlikte bol paralı bir gün oldu bizim için. Bir görevin daha sonuna geldik. Yeni bir görevde, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.